Demek toplam savollarımızdan başlayalımız görüşün. Demek üçüncü kısmımızda demek. 13. savoldan başlayalımız. Asosiy, çiroyli savollarına asıp çıktık. 13. savolda bana bu görüşte veriliyordu. Bana buna o deyini tangens x ten 1 deyini halatını görüyoruz. Tangensinde hususi halat yoktu. Video dersinden koruyan bu sefer. Bunun aldığı derslerimizde. Demek pi taksım 2 plus ilzost 2'de pi taksım 4 beraber. Birge kaçan tengi olur tangensimiz. Pi taksım 4 derdik. Plus her pi'nin dediğin kayda vardı. Bu oldu şunlar sana olsun. Kaçan birge tengi buluş gerekliliği ve netçik her davranı pi'nin nasıl koysa bu oldu. Şimdi adli tengi işle yeni işleyin. Bana bu cahada cosinus 2x'imiz var. 2x'imiz var. Bana beraber pi taksım 4. Şimdi maksat cosinus x'i topuş. Yani x'ini topuş. Ne bakalım? Bana bu cosinus x turptu cahada da. Koyan 10 tarafı kapatalımız. İlzos 2 taksım 2 pi taksım 4. Beraber. Demek cosinus 2x beraber pi taksım 4 minus pi taksım 2 plus pi n. Demek ilzos 2 taksım, ilzos 2 de pi taksım 4. Cosinus 2 x. Ayırsam eğer ne kalırdı? Pi de verediğim bu seyle eğer. Bir hakkı 2 de verediğim bu seyle eğer. Minus pi taksım 4. plus pi n degen cevabını alalımız. Demek gruptan b'ye alalım. Ben çıkar varsayı bırak. Pi'ni çıkar varsayı bırak. İlzos 2 taksım. İlzos 2 de pi taksım 4. Cosinus 2 x. Neticede minus pi çıkıp getirdiğim bu seyle eğer. Minus 1 taksım 4. Plus n degen neticeye geldik. Bana pi ile kıskarıp geçeceğini anlayalım. Ne mi kaldı? Neticede. Torunu kopyadırsam yok. Proporsiyon kısam. İlzos 2 de cosinus 2 x. Torunu proporsiyon kısam. Minus 1 kaladı. Torunu plus 4 da n diye narsaya kalamız. Cosinus 2 x dengi minus 1 taksım ilzos 2. İlzos 2 böyle yapız. Plus 4 taksım ilzos 2 de n diye korunuş getip geldi. Bana bu korunuş biz için yengilik. Çünkü cosinus 2 x kana kadar son yeteginliğini korunuyor. Kana kadar n ile yemez. Lekin aslında bu n kattan geldiyse aslında bu tangensinin n'i bulup n aslında z yani tegishli sonudu. Natural sonmasdı. Demek n'ge karayla 0 tanli diyen bu sen nöme buladıysa 0 kere bana bunarsa cosinus mu buladı? 2x ten 1 tasmin zos 2'ye. Yani cosinus 2x ten minus 1 tasmin zos 2'ye de yani irasyonu kutkarsaydı zos 2 taksın 2 diyen aslıdır. Hop. N'ge 1 verirsem çizsem, N'ge 1 verirsem çizsem, 1 verirsem eğer, bana bu cahaya, 1 verirsem. Kısap kitap kıladiyem olsam eğer, 1 verirsem, bana bu N 1 bölüldü de, usul bölüldü anlarsan, un makraj verirsem, makrajlar bir kıl, ilzos 3 taksım 2 degen cevap bölüldü. Ha, ikinci narsası cosinus 2 x, ten ilzosu da 3 taksım 2 degen cevap çıkar. N'ge 2 verirsem eğer, N'ge 2 verirsem, bana bu artık yeterdi. 2 verirsem eğer, bana bu 8 bölüldü de, demek 7 taksım ilzosu 2 taksım, 7 taksım ilzosu 2, bu birden kod taşıp yeter. Yani cosinus 2x çıkacak mı? Sonraki tekim bu muydu? Xulosa 0 ve 1 tanlangan paytimda n'larimga. Cosinus uchun olish mumkin bo'lgan qiymatlar to'g'ri kelar ekan. Qolganlar oshib ketib qolar ekan. Demek mana shu 0 ve 1 berib turib, mana bu ko'rinishga o'tib oldik. Mana biz ikkita yangi misol paydo bo'lib qoldi. Mana shu misolni ishlashimiz kerak sizlar bilan. Nima qilamiz? Cosinus 2x sifatida oddiy 2x sifatida qaram. 2x qachon minusga teng bo'ladi yozamiz. Plus minus derdik har doim xususiy holatimiz qoida bu. Pi minus derdik esingizda bo'lsa qachon? Pi taksım 4'da derdik. Plus 2 pi n deyken koydanız var. Ha, demek bana bu 3 pi taksım 4 buladı mı? Demek 2 x beraber plus minus 3 pi taksım 4 plus 2 pi n deyken cevap. Ne oluyor silahı? Şimdi 2 milyon bol varsam x beraber plus minus 3 pi taksım 8 plus pi n. Yani 2'yi buldum bunu söyleyeyim. Bana bu neticeyi aldık silahı. 3 pi taksım 8 degan javob oldik. Endi keyingisi mana bunga o'tdik. Keyingi savol 2x ilzos 3 taksim 2 teng bo'lishi ham mumkin ekan. Qachon desa yozamiz. 2 ta x bu qoida plus minus deymiz. Agar oldida minus bo'lganda pi minus deb boshlaydik. Minus yo'q. Qachon shunga teng bo'ladi? Pi taksim, ya'ni 30 gradusda pi taksim 6 plus 2 pi n bun davriy deb esingizda bo'lsa. 2 ga bo'laveraman. X beraber plus minus pi taksim 12 plus pi n degan natijani oldik sizlar bilan. Mana bizani qo'limizda ikkita umumiy natijani qo'lga kiritdik. Mana shu javoblari bor javoblarni tanlab qo'ysak kifoya ekan. Xo'p, mana shu holatdan iborat birinchi demak 13-chi savolimiz. Keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolimiz aytilyaptiki, nechta butun 1 ning nechta butun qiymatda mana shu sinus tenglami o'rinli bo'ladi berilgan ko'rinishda deyapti. Bilamizki sinus x nimaga teng bo'lib turishi mumkinsa, har doim mana buni har doim sinus x teng a ga deb misol yozgan paytimiz aytdikki, mana bu a imiz har doim minus 1 dan 1 orasida bo'lsin deb birinchi darsimizda aytdik sizlar bilan.
Demek A vazifesi mana bu 3 2B minus 3 diye konuşturdu aslında. Demek minus 1'den katta olsun mana şu ifade ve 1'den küçük olsun diye şartını koyuyoruz. Mana şu koş tengsizliğini işlep hesap kitap kılasını B'ni kandaydır oralıkları çıkadı. Şu oralıktan neşte bütün için varlığını top koysaydı bu. Şu soru veriliyor. Bu adı koş tengsizliği mi olmaz. 18'in sorumuzu ettiler yaptı. Demek mana şimdi soru verildi. Neşte bütün için var ikisini değil yani. Başladık. Oddiy sinus x sıfatda qarayapmiz sizlar bilan. Nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Bunda demak 10 ta pi x deb olasiz. Mana bu ko'rinishga yozayapman. Mana pi tasini x deb oldim. Xo'p, barobar. Xo'p, mana shu ko'rinishda qachon 0 ga teng bo'lasiz? Bu xususiy holat bu 0. 0 ga har doim 0 gradusda plus har pn da degan qoida qilib berdim. Cosinus teng har pn da bo'ladi xususiy 0 niki. 0 ni qo'shish foydasi yo'q. Natijada 10 ta pi taqsim x barobar pn bo'lib qolyaptim. Mana bu pi ile qisqaradigan bo'lsa nima bo'ladi? X top bergin, X top jonlantiradigan bo'lsam, demek 10 taqsim n ga teng bo'ladi x ile. Mana bu ko'rinishga teng bo'ladi. Demek x 10 taqsim n ga teng bo'ladi. Endi savol tug'iladi, nechta butun ichim bor bunda degan bo'lsa, mantiq o'ylaymiz, qarang. Mana bu n qanaqa son desa, n har doim butun son bo'lgan. Demek butun son x ning nechta butun qiymati bo'ladi bor deyapti. Endi o'ylab ko'ringlar, n ga qaranglar. N ga 0 olamanmi? Demek n ga 0 olamagandan keyin n ga 1 olsam bo'ladimi? Bir olgan vaqtimda nima chiqadi javobchi? X simning javobi 10 chiqadi. Endi 2 talasam bo'ladimi? Butun son kelganimizdan 2 talasam 5 degan javob chiqadi. X dan 5 degan natija bo'ladi. 5 olsam ham. Xo'p, n ga 3 talasam bo'ladimi? 3 talasam 3 butun qanaqadir son chiqadi. Butun son chiqmaydi. Ha, demak n ga shunaqangi butun son tanlayki 10 ga bo'linadigan son bo'lsin ekan. To'g'ri tanlab o'tirmayman chunki 2 yarim chiqadi. 5 ni tanlar ekanman to'g'ridan-to'g'ri. 5 ni tanlasam x 2 x'imiz 2 degan natijani chiqaradi. Butun javob bu. N ga bemalol ana endi minus 10 ni olaman. 8, 9 olmaganim tushunganingiz 10 ni olaman deganim. X teng bo'lar ekan 1 ga 10 ga bo'lsa. Nechta javob bo'ldi jami? 4 ta javob chiqdi. Xuddi shu 4 ta javobni ham 4 tasi bor. Ya'ni xuddi shu n ga 1 emas, minus 1 olsam ham bo'ladi. Ya'ni n ga minus 1 oladigan bo'lsam agar x imning qiymati nima chiqadi? Minus 10 degan chunki minus 10 ham butun sonda. Xuddi shu shartni minusligi chiqadi. Xullas kelam bu yoqdan necha chiqadi jami? 4 ta chiqadi. Tepadan ham 4 ta chiqdi. Jami nechta butun ichim bor ekan desa, 8 ta degan javobni berasizlar. Xo'p, 22-chi savolga qaraymiz. 22-chi savolimizda funksiya berilgan, funksiyaning aniqlanish sohasi topilsin degan masala tashlangan o'rtaga. Birinchi qilgan ishimiz, suratda yildizlarni hal qilishimiz kerak. Sizlar bilan maxrajni alohida gaplashamiz. Boshladik. Mana shu holatda yildiz osti x ni har doim x ni katta yoki 0 dan bo'lganmiz. İkinci ildizni ham qarang. 4, 3 lar muhim emas, ayrilishi ham muhim emas, ildiz ichlari muhim. 2 minus x ham katta yoki teng 0 da. Va maxrajdagi sinus px teng bo'lmasin 0 ga, chunki maxraj hech qachon 0 ga teng bo'lishi mumkin. Mana shu tarzda sistema ishlab qo'ysak bo'ldi. Mana bu demak x 0 dan katta degan yechim chiqib bo'ldi bundan. Bundan x kichik yoki teng 2 dan degan shart chiqadi, chunki bildinglar bu yoqqa minus qo'yib o'tdim va minusni bu yoqqa bo'lib yubordim, ishlar o'zgarib qoldi. Mana ikkita javob chiqdi bizda. 0 dan 2 gacha bo'lsin chegara deyapti. Mana bu x 0 dan 2 gacha javob chiqsin degan shart qo'yib qo'ydim mana. Kesishmasdi, ya'ni 0 dan katta, 2 dan kichik oraliqni qabul qilgan deyapti. Ana endi mana bunga yetib keldik sizlar bilan. Sinus px oddiy sinus x sifatida qaraymiz, teng bo'lmasin 0 ga. O'zi 0 ga qachon teng bo'lar desangiz, xususiy holatmi, qoidami bu desa, yana nima deymiz? Xususiy qoida deymiz. Ya'ni px barobar 0 ga 0 gradusda plus har pn da degan javobni berdik. P ni bo'ladigan bo'lsam x barobar 0 ga bo'lish foydasi tushib qoladi, plus p ga bo'lsam n degan javob qoladi. Demak, nimiz nima bizda? N har doim butun son bo'lgan bizda aslida. Demak, butun son bo'lganligi uchun, butun son bo'lganligi uchun mana shu n larni olmasin, ya'ni teng emas degan narsa aslida bu. N butun son, n teng, qarang, n 1 ni olishi mumkin aslida, to'g'rimi? Lekin bu nimani olmasin? 1 ni olmasin degan shartni qo'yaman, ya'ni 1 ga teng bo'lmasin. Chunki 1 ni olsa agar hammasi dabdalo, chunki maxraj 0 bo'lib qoladi. Rostdan n ga 1 olinglar. Ya'ni x teng 1 1 bo'lib qoladi deymiz. X ga 1 olsam 1 kerak pi bo'ladi, sinus pi nimani qabul qiladi har doim? 0 ni qabul qiladi. Maxraj 0 bo'lib qoladi. O'shaning uchun 1 ni olmasin n deyapti. Deba, n olmasin 0 ni, n olmasin minus 1 ni, n olmasin 2 ni misol uchun, to'g'rimi? Nimaga unaqa sonlarni bilan tanlayapmiz deydigan bo'lsa, aytishimiz kerak. Chunki mana bu chegaraga moslashtiryapmiz. 1 degan javob bo'lmayapti, 1 ni olmasin deyapti mana bu yerda. 0 ni olmasin deyapti. Yana nima? Minus 1 ni olmasin. Minus 1 yoqqa tushib ketmaydi. 1 ni ham olmasin va 2 ni ham olmasin deb. Unda nimani oladi desa, mana bu oradagi sonni olsa bo'ladi bemalol. Demak, natijamiz nima bo'ladi? 0 dan 1 gacha 0 ham 1 ham, mana bu 0 o'zi noqatiy edi, lekin qattiq o'tib ketib qoldi. Chunki 0 ni ola olmasak, kirmasin, birlashma. 1 dan
ikkigacha ikki ham kirmasligi kerak, chunki har butun qiymatlarda sinus nima qarash nol bo'lib qolar ekanda, o'shaning uchun qattiq o'tib ketib qoldik. Tushunarli? Bo'ldi. Demak, 26-chi savolga e'tibor beramiz endi. 26-chi savolimizda 26-da ko'rinib turibdiki, modul ifoda berilyapti bizga. Modul ifodamizda har doim gap qolsa bilardik, shart qo'yardik. 0 dan katta bo'lsa kerak, kichkina bo'lsa kerak degan shart berilgan va mana bu p dan 2p gacha nechta yechimlari mavjud degan savol berildi. Keling, birinchi holat deymiz. Modulni cosinus x simni katta yoki teng 0 dan bo'lsa kerak degan shart qo'ydim. Ya'ni musbat bo'lsa kerak modulni ichida degan shart qo'ydim. Agar modulni ichi musbat bo'lsa har doim oddiyga tashlab yuborishimiz mumkin. Nima qoladi? Cosinus x loji ochib ketamiz, pastda ham cosinus x turibdi, barobar cosinus 2x minus 1 ga. Mana bular qisqarib ketadi, 1 qoladi bu yoqda. E'tibor beringlar. Bu yoqda 1 qolgandan keyin qaranglar, 1 barobar cosinus 2x minus 1 ga. Minus 1 qo'ysa 2 bo'ladimi? 2 barobar cosinus 2x, ya'ni tushunarli bo'lsa bunaqa teskarisi yozsak, 2x barobar 2 degan narsa bo'lib qoladi. Savol: cosinus 2x emas, shunchaki x sifatida cosinus x teng bo'lishi mumkinmi 2 ga desa, mana bu a ni vazifasi turibdi. Minus 1 barobarda bo'lishi kerak, kelishgan sizlarda qoidalarda. Demak, 2 ga hayotda teng bo'ladi, bu bo'sh to'plam, ya'ni yechimga ega emas degan javobni olamiz sizlarga. Demak, mana bu shartgacha yetib bormadik. Demak, chiqib ketdi bu o'yinni. Demak, ikkinchi holat mavjud bo'lgan ekan. Aslida cosinus x imiz nima bo'lgan desa, cosinus aslida 0 dan kichik yoki teng bo'lgan ekan. Aslida. Endi agar manfiy bo'lsa modulni ichi nima qilardik? Minus qo'yardik oldin. Minus cosinus x deb ochib ketardik. Taqsim cosinus x barobar cosinus 2 ta x barobar minus 1 ga. Qisqaradigan bo'lsa minus 1 qoladi. Minus 1 cosinus 2 ta x barobar minus 1 ga. Demak, minus 1 lar qisqarib ketadi mana bu joyda. Nima qoladi? Cosinus 2x faqatgina 0 ga teng bo'lib qoladi. 0 bu xususiy holat. Ya'ni butun son bo'lib qolganligi uchun. Natijada 2 ta x qachon 0 ga teng bo'ladi? Cosinus pi taqsim 2 plus har pi nda. Tushunarli, qoidada 2 pi n bo'ladi. Bu xususiy pi n bo'ladi endi. 2 ga bo'lib bo'laradigan bo'lsa x kerak bizga. Natijada pi taqsim 4 plus nima qoladi? Pn taqsim 2. Qani buni plus minus etsanglar, u qoidada bo'lardi plus minusimiz. Mana shu javob chiqdi. Endi aytayaptiki bizda asosiy narsa pi dan 2 pi gacha nechta yechim bor deyapti. Mana shu javobni kel tepaga yozib qolamiz, tushunarli bo'lish uchun. Mana birlik ani chizamiz, qaranglar. Birlik ani nima o'rgataman? Son beraman, o'rgatib qo'yaman oxirida. Demak, mana bu yechimimiz bor. Birchaki yozib qo'yib qo'ying shuni. X barobar pi taqsim 4 plus pn taqsim 2 degan javobimiz chiqqan. Qaranglar, mana bu cosinusni o'qing, ya'ni mana bu joy bizga chegara beradi. Mana bu 0 gradus bo'lgan, mana bu 2 pi chegara, mana bu pi bo'lgan aslida. 0 dan pi gacha va 2 pi gacha. Mana bu pi dan boshlab 2 ta pi gacha bo'lgan javoblarni topib bergan oraliqda deyapti. Biz nechimiz mana bu narsa? Pi taqsim 4 mana bu joy taxminan. Mana pi taqsim 4. Pn taqsim 2 nima degani? O'zi pn nima degani? Shuni bilib, pn degani 180 gradus yurgin mana bu tarafgacha, qarama-qarshigacha yetib kelgin degani. Pn taqsim 2 nima degani? Pn taqsim xuddi shuni teng yarmida mana bu joyga. Ha, bittasi mana bu, bittasi mana bu joyda bo'lgan ekan. Demak, har 90 gradusda javob bor deb, pi taqsim 2 degan har 90 dan keyin. 90 mana bu joyda yechim bor. 90 desam bu yoqda yechim bor va bu yoqda yechim bor. Ha, demak, asl nechta javob bor bu oraliqda desa, mana bu joyda va mana bu joyda. Qaysi yechimlar deydigan bo'lsa, son berib bilasan bunga deymiz. Ya'ni n ga 1 bergan paytimda 1 bersa nima bo'ladi desa, pi taqsim 4 ga pi taqsim 2 qo'shilgan vaziyat chiqadi. X ga pi taqsim 4 ga pi taqsim 2 qo'shilgan variant, ya'ni bu nuqta mana bu nuqta hisoblanadi. Bizga nuqta kerak emas. Bizga mana bu nuqta kerak. Undan nechta qo'yish kerak? N ga 2 qo'ysam, ya'ni bu birinchi qadam. N ga 2 qo'ysam, ikkinchi qadam, bu uchinchi qadam. Ha, ikkinchi va uchinchi qadam. N ga 2 bilan 3 tanlaganda qanaqa javob chiqqan bo'lsa, mana shu nechta javobmi, qanday javobmi, nechta javob joy bordi, javob bordi. Demak, oxirgi vaziyatni nima qilasizlar? Ya'ni bu ikkinchi, uchinchi qadam bo'lganligi uchun, ya'ni N ga 2 va 3 tanlaydigan bo'lsa, kerakli natijani olasizlar. Bizga narsa emas, shunchaki nechtaligini so'rayapti bo'ldi. Demak, 1 va 2 ta degan natijani olasizlar bo'ldi. Demak, asosiy darsimiz shundan iborat edi, ya'ni mana shu ko'rgan barcha savollarimiz birinchi darsimiz, ya'ni birinchi mavzuga 30 tali savolimiz eng chiroyli muhim savollardan biri. Ya'ni birinchi mavzuyimiz sal og'irroq bo'lganligi uchun maydalab tushuntirib berdim. Xudo xolisi qolganlari yengil bo'ladi. Kim shu birinchi mavzu yaxshi tushunmasa, oxirgacha yaxshi ketadi xudo xolisi. Birinchi, ikkinchi videoni ko'ringlar albatta, chunki o'shanga qarab qonuniyatini o'rganmasangiz buni ko'rishning foydasi yo'q. E'tiborli uchun rahmat.